Havalar açar açmaz ruhumuz neşeleniyor ve hareketleniyor. Tabii ki çocukların da. Ve güneş altında olmak istiyoruz. Hepimiz. Güneş hepimize enerji veriyor. Ben bu enerjimle kendimi bir plajda buldum. Belki de dünyanın en güzel plajı burası. Artık neresi olduğunu siz bir düşünün bakalım. Bana bir söylersiniz herhalde. Doğru bilenler bilecekler. Bilmeyenler mutlaka buraya gelsinler. Şimdi güneşin fazlası fazla. Her şeyin kararını bulmamız lazım. Çocuklarımız için neden bu konu çok önemli? Çünkü çocuklarımız bir kere bile yanık olsalar, biliyor musunuz, o yeterince ciltlerinde DNA hasarı oluşturuyor ve daha sonra da yanık olan çocuğun cilt kanseri riski artabiliyor. Ve güneşle ilgili olan bütün sıkıntılar esasında birikerek ortaya çıkıyor. Yani o gün içinde belki erken dönemde yanık görebiliyoruz ama daha sonrasında daha ciddi sorunlar, özellikle cilt kanseri problemleri ortaya çıkıyor. Hatta bunun bir tipi var ki melanom dediğimiz. Melanom gerçekten öldürücü bir cilt kanseri tipi. O nedenle çocuklarımıza dikkatli olacağız. Bakmışlar çalışmalarda çocuklar hayatları boyunca, yani küçücükkenden itibaren 10 çocuktan 9'u yanık oluyor. O nedenle biz bütün bu güneşle ilgili kuralları şöyle basit, sloganvari size aktaracağız ki siz de unutmadan bunları güneşin daha ilk anından itibaren uygulayacaksınız. Mesele güneşten korkmak değil, mesele önlemleri doğru almak. Şimdi biraz bunu sizinle sloganlı yapalım ki aklımızda kalsın. 1. Yanıktan sakın. Yani güneşin altında böyle eskiden 70'lerde 80'lerde yaptığımız gibi güneşin altında böyle yatak almıyoruz hiçbir zaman. Aktif olabiliriz tabii güneşli havalarda korunmamız şartıyla ama çocuklarımıza güneşin altında yatırmıyoruz. Peki ya ergenler? Ergenler kış aylarında bile koyu tenli olmak isteyebilirler. Onlara da ten salonlarına gitmelerine izin vermiyoruz. Çünkü buralardaki ultraviyole zararlı ışınlar güneşe göre 10 kat daha fazla. Yani gayet tehlikeli. 2. Şapkadan şaşma. Şimdi şapka derken benimki gibi bir şapka gayet uygun bir şapka. Yani kulaklarım kapalı, omzum kapalı. Yani bu bebekte de bakacak olursak, şimdi biz ona 2 tane şapka getirdik. Bu şapkada bakın sanki kafasını koruyor gibi oluyoruz ama kulaklar açıkta, ense açıkta, yani uygun bir şapka değil bu. O zaman nasıl bir şapka seçelim? Özellikle de kumaşı ultraviyoleden koruyan bir kumaş olmak kaydıyla hem alnını kapatan hem ensesini kapatan hem de kulaklarını kapatan bir şapka seçmemiz en uygunu olacaktır. Peki, başka, üçüncü slogana gelelim. Üçüncü sloganda güzel gölgeyi bulma. Bu konuda çocuklarınızla oyun bile yapabilirsiniz. Yani etraftaki ağaçlara bakın. Zaten onları hep bol gölgeli yerlere götürün. Denize giderken, kampa giderken ve ağaçlardan hangisinin gölgesi daha büyük ona bakın. Hatta sadece büyük değil, hangisinin ağaçları iyice kapatarak altta geniş ve deliksiz bir gölge yaratıyor, ona baksınlar. Peki başka ne kuralımız var? Dördüncü kurala geldik. Dördüncü kuralda da güneşin ışınlarını geçirmeyen kumaşlarla giyinme. Hatta şimdi bunların mayoları da var biliyorsunuz. Kumaşlardaki bu korunmaya ultraviyole korunma faktörü UPF deniyor. Aynen güneş koruma faktörlerin gibi kumaşın da güneşten koruma faktörleri var ve 50 faktörlü bir kumaş giydirmemiz çok daha iyi. Güneş altında uzun süre kalacaksak o zaman ne kadar kapatabilirsek çocuğumuzu o kadar iyi. Eğer kumaşlar sıkı dokuluysa daha iyi. Eğer aldığınız bir kıyafet çektiyse ve kumaş iyice sıkılaştıysa daha iyi. Bu tür kıyafetlerle giydirirseniz güneşten de biraz daha korumuş olacaksınız. Gelelim 5. kurala. 5. kuralda da gözlüğümüz var.
Gözlüklerde de şimdi ultraviyole A ve B'ye karşı korumaları olan gözlükler var. Mutlaka buna bakacaksınız. Bunun da adı EPF, yani göz proteksiyon faktörü. Burada da geniş göz proteksiyon faktörü olan bir gözlüğü çocuğumuzun gözüne takacağız. Burada hepiniz diyor ki, ben duyuyorum sizi, onu atar, hemen fırlatır diyorsunuz. Doğru. Ama zaman içinde sizi göre göre ve özellikle de rahatsız oluyorsa o gözlük takmaya alışacaktır. Ayrıca güneşte gözlük takmak yine ömür boyu korunma dedik ya, işte ömür boyu kataraktan koruyan çok önemli bir önlem. Gelelim 6.'ya. Yok, 5'i bitirdik. Şimdi 6.'ya geldik. 6. da güneş kremi seçimi. Güneş kreminde şimdi size göstereceğim bir krem var. Bunun çok daha detaylısını biraz sonra size anlatıyor olacağım. Güneş kremlerinde de çok önemli özellikler var. Ve bunların çocuğunuza uygun bir seçim olduğundan emin olarak kullanmanız son derece önemli. Yani şimdi bu anlattığım yanıktan sakın, şapkadan şaşma, gölgeye gel, gözlük tak, giyinmene dikkat et ve güneş kremi tak derken 6 tane kuralla çocuklarımızı güneşe alıştırıyoruz ve her zaman bu kurallar içinde onları güneşe çıkartıyoruz.